Azerbaycan'da tarihe kanlı Ocak olarak geçen 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenler anıldı sayın seyirciler. Yoğun kar yağışına rağmen şehitler anıtını dolduran Azerbaycanlılar şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktılar. Azerbaycan'da kanlı Ocak kurbanları anıldı. Azerbaycan'da bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe kanlı Ocak olarak geçen 20 Ocak katliamının kurbanları yad edildi. Azerbaycanlılar 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Kar yağışına rağmen binlerce insan şehitlikte ziyaret için uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı'na ziyarette bulundu. Aliyev, ebedi ateş anıtına çelenk bıraktı. Ülke genelinde yerel saatte 12'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ve trafikteki araçlar da korna çaldı. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı, İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ahmet Şahidov, 20 Ocak tarihini Azerbaycan halkı için bir keder ve gurur günü olarak nitelendirdi. Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı 1990 yılının başlarında Bakü'nün Azatlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitingler başladı. Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı. Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içerisinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi. Azerbaycanlılar, 32 yıldır her 20 Ocak'ta ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.